beraber yapıyoruz. Biz de hiç para mı verdiniz? Ha, ama şimdi bir abiniz bir çeksin, bir sessiz ol. Daha birkaç tane daha bul bari. 2, 3, 4 tane var. 5 tek ölçüyor. Nasıl ölçüyor? 0, 0. Bandıran üstüne gelmiş. Yani bas kartası. 3 tane, 3, 3, 3, 4 tane var. Herhalde artık makineden mi bozacağım? Ben de şıkkımdan bile. Evet. Bas kartasını biraz sıkıntı olmuş. Ben Adıyaman'da bir otopark işletmecisiyim. Yani normalde her zaman müşteriye bir para alışverişimiz oluyor. Yine öyle bir günde benim müşterilerimden gelen parayı kontrol ettiğimde 50 TL'de şu 50 TL'de bir sıkıntı olduğunu gördüm. Parayı ben ilk başta sahte olduğunu zannettim. Ertesi sabah bankaya gittim. Orada sağ olsun arkadaşlar bana yardımcı oldular. Parayı ilk başta makineye koydular. Para makineden geçti. Kalemle kontrol ettiler. Kalemden de geçti. Paranın bana orijinal olduğunu ama baskı hatası olduğunu söylediler. Ben de ondan önce haberleri izlemiştim. Antalya'da da bu olay gerçekleşmişti. Orada 70 bin TL'lik bir teklif gelmişti arkadaşımıza. O satmayı kabul etmemişti, satmak istemiyordu. Yani ben de başta satmak istiyordum. Bana da bir teklif geldi. Bana da bir 40 bin liralık bir teklif geldi. Ama ben satmaktan vazgeçtim. Açık arttırmaya çıkartmak istiyorum. Hani ederinden, değerinden daha fazlasını satmak istiyorum. Ve 1 lirasına karışmadan biz bize yeteriz kampanyasına bağışta bulunmak istiyorum. Amaç ülkemize bu zor günde yardımcı olmak. Yani elimizden ne geliyorsa işte koleksiyon severler de biraz çaba sarf edip ederinden, değerinden daha fazlasını verip ülkemize yardımcı bulunmak istiyoruz. Bu Türkiye'de galiba yanlışım yoksa 3-4 tane tek varmış. Şurada gördüğünüz gibi 50 TL'nin üstünde bandrol gelmiş. Sadece 5'in yarısı gözüküyor, 0 gözükmüyor. Hatası şuradan kaynaklanıyor. Ve para normal orijinal 50 TL'den biraz daha kısa. Zaten elinize aldığınız zaman kağıttan da fark ediliyor. Yani bunu ilk başta eline alan kişi sahte zanneder. Ama para orijinal para. Sadece işte basırken baskı hatası oluşmuş.